bakma Britney. Ben bugün çıkamıyorum. Şey, üşütmüşüm biraz. Evet, sağ ol. Kendimi çok kuvvetsiz hissediyorum. Neyse, ben iyileşince seni ararım artık. Görüşürüz. Bye. Eda, yalan söylemek çok kötü bir şeydir. Ne deseydi kızcağız? Biz aslında periyiz ama periler başkanı sihir yeteneğimizi elimizden aldığı için kendimizi Amerika'ya ışınlayamıyoruz. Deli derler ayol. Yalan söylesin yani. Ne olacak? Bozacının şahidi şıracı. Hazır yalan demişken, Dudu, hani sen bu DNA'yı yıllarca önce kaybetmiştin? Kaybetmiştim, sonra buldum. Öyle mi? Ama cezalı bir perinin arkamdan iş çevirmeye kalkması peri yasalarına aykırı. Maalesef bu durumda cezan ikiye katlanacak. Bu değnek şu andan itibaren suç aleti sayılacak. Aman olur mu Perihan teyze? O değnek çalışmıyor, bozuk bir kere. Hadi canım sen de, sihirli değnekler hiçbir zaman bozulmazlar. Bozuk işte, dene istersen. Dediğim, bunu seni cezalandırmak için kullanacağım. Buyur. Dudu, bir süreliğine papağana dönüşsün. Gördün mü bak, hiçbir işe yaramadı. Tabii çalışmaz, bu değnek sahte. Sahte mi? Mümkün değil. Ben onu yıllarca kullandım. Ben değnekler konusunda asla yanılmam. Bu gerçek sihirli değnek değil. Olur mu Perihan teyze? Biz dün kaç defa denedik, çatır çatır çalıştı. Çalışıp çalışmaması önemli değil. Önemli olan peri kurallarını hiçe sayarak sihire başvurmanız. Hem de cezalı olduğunuz halde. Bu gerçek sihirli değnek değilse sen de bizi cezalandıramazsın Piruş. Tabii ki cezalandıracağım Dudur. Hem de size öyle bir ceza vereceğim ki hiçbir şey yapamayacaksınız. Ayaklarını öpeyim Perihan Hanım. Rica ederim Tadim. Sana minnettar olurum yap şu işi. Bugün Umur Bey'le bir randevum var. Acaba sen bugün bir şey yapmasaydın ya. Ya Perihan teyze, ne olur bizi affet. Ne olur. Ay, ne oldu böyle? Alacağın olsun Perihan, görürsün sen. Aklınız başınıza gelene kadar sen Dudu, Taceddin'in her dediğini tekrar eden bir papağan olacaksın. Ama kendini Dudu gibi hissedeceksin. Sen sevgili kızım, hiç konuşamayan bir mumya olacaksın. Ay, bu çok hoşuma gitti. Ay, bu çok hoşuma gitti. Sahiden beni taklit ediyor. Allah razı olsun Perihan. Ay, sahiden beni taklit ediyor. Allah razı olsun Perihan. Unutmadan sevgili Dudu, verelim değil mi cep telefonunu? Tabii, cep telefonunu buraya asıldım. Sen istediğin zaman kapağını açabilirsin. Taceddin, unutma, kim ararsa arasın, ne diyeceği sana bağlı. Bay bay. Sen hiç merak etme Perihan. Sen hiç merak etme Perihan. Karıcığım, yani karanlıkta oturmaktan biraz sıkıldım da şöyle perdeyi hafifçe aralayayım dedim, hani içeri güneş ışığı girsin diye. Bilirsin, güneş girmeyen yere doktor girer derler. Ben sana izin vermeden şu pencereye bir metreden fazla yaklaşmak yok demedim mi abi? Dedin Suzan. Peki şu pencereden gizli gizli bakarsan iki gözünü birden oyarım demedim mi abi? Onu da dedin Suzan. Peki ben şimdi seni ne yapayım abi? Bir şey yapma Suzan. Sus, konuşma, gebertirim. Unutma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.